Şimdi Özkan Öztürk vicdan nedenini açıklayacak. Sevgili insanlar, arkadaşlar. Öncelikle yeni kuruluşu ilan edilen Vicdan Red Derneği'nin kuruluşunu selamlıyorum ve herkesi bu derneğe destek vermeye çağırıyorum. Ben Özkan Öztürk, sosyal ağlarda rahatsız erkekler ya da aterkiye karşı erkekler olarak bilinen grubun bir üyesi olarak bugün burada bulunmayız. Özellikle önemsiyorum, Vicdan Red Derneği'nin kuruluşuyla beraber kendi vicdan reddimi ilan ediyorum. Buradaki duruşumun en temel nedeni sistemin, toplumun ya da geleneklerin istediği tarzda bir erkek olmayı, adam olmayı reddediyorum. Bundan tam 10 yıl önce Filistin'de Raquel Cori çok güzel bir söz söylemişti bir buldozerin altında ezilmeden önce. Zulüm bizdense ben bizden değilim diyordu. Ben de evet diyorum ki dünyanın neresinde zulüm varsa ben o zulmün tarafında değilim. O zulme karşı olanların tarafında olmak için buradayım. Öncelikle sistemin istediği gibi bir erkek olmayı, adam olmayı reddediyorum. Farklı bir insan olmayı istiyorum. Şiddetin, otoritenin, hiyerarşinin, zulmetmenin kitabında yazmayan bir insan olmayı, daha barışçıl bir dünyada yaşamayı istiyorum. Bunun sadece bir düşten ibaret olmadığını görmek istiyorum. Herkesin düşlediği bir dünyada yaşayabilmek için vicdan reddimi ilan ediyorum. Yine bundan yıllar önce Türkiye'ye gelmiş bir başka kadını anımsıyorum. Sadece barış içinde bir dünya istediği için Türkiye'ye otostopla gelmiş olan Pippa Bakkay'ı anmak istiyorum burada. Hiçbir suçu, hiçbir günahı, hiçbir kastı olmadığı halde sadece barışçıl bir dünyada yaşamak istediği için öldürülen bir kadının anısı önünde eğiliyorum. Bugünden itibaren hiç kimsenin askeri olmayacağımı ilan ediyorum. Rengi ne olursa olsun hiçbir renkte üniforma giymeyeceğimi ilan etmek istiyorum. Vicdan reddimi öncelikle Filistin'de Filistin halkıyla danışmak için canını veren Raquel Cori'ye ve barışçıl bir dünyada yaşamak isteyen bu amaçla yolculuğunu sürdürürken hunharca katledilen, tacize ve tecavüze uğratılan Pippa Bakkay'a ithaf ediyorum. Hiç kimsenin askeri olmayacağım.